Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı, 24 Aralık 2023, 3. Oturum, Tarih 3-4-6. 133, Tarih 3. Soru 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde hükümet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı divandır. Divan-ı Ala veya Büyük Divan da denilmektedir. Hakkında bilgi verilen divan aşağıdakilerden hangisidir? A. Divan-ı Tuğra, B. Divan-ı İşraf, C. Divan-ı Saltanat, D. Divan-ı Pervane. Doğru cevap C. Divan-ı Saltanat. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur? A. Damdana Kan Savaşı, B. Miryo Kefalon Muharebesi, C. Yassı Çemen Muharebesi, D. Malazgirt Savaşı. Doğru cevap D. Malazgirt Savaşı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah döneminde fethedilen yerlerden değildir? A. Antakya, B. Tarsus, C. Alanya, D. Adana. Doğru cevap C. Alanya. Soru 4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da Türk nüfusunun artmasını olumsuz etkilemiştir? A. Selçuklu Türklerinin düzenlediği keşif akınları, B. Hristiyanların Türklere karşı Haçlı seferlerini yapmaları, C. Türkiye Selçuklularının Anadolu'da siyasi birliği sağlamaları, D. Moğolların Türkmenleri Azerbaycan ve Horasan'dan sürmeleri. Doğru cevap B. Hristiyanların Türklere karşı Haçlı seferlerini yapmaları. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ortaya çıkan dini nitelikli isyanların liderlerinden değildir? A. Şeyh Edebali, B. Baba İshak, C. Şeyh Bedrettin, D. Baba İlyas. Doğru cevap A. Şeyh Edebali. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde batı sınırında hakimiyet süren devletlerdendir? A. Bizans, B. Altın Orda, C. İlhanlı, D. Memluk. Doğru cevap A. Bizans. Soru 7. 1302 yılında Koyunhisar Muharebesi'ni Osmanlı Beyliği'nin kuruluş tarihi olarak kabul eden tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Paul Widdup, B. Fuat Köprülü, C. Gibbons, D. Halil İnalcık. Doğru cevap D. Halil İnalcık. Soru 8. Osmanlı Devleti Balkanlardaki gayrimüslimleri cizye vergisi dışında Müslümanlardan ayrı tutmamıştır. Gayrimüslimlerin can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Halk arasında ayrım gözetmeden tüm tebaayı korumayı kendine vazife edinmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Batı yönündeki fetihlere öncelik vermiştir. B. Adalet ve hoşgörü anlayışı ile hareket etmiştir. C. İslam dünyasının dini liderliğini üstlenmiştir. D. Asker ihtiyacını Hristiyan topluluklardan karşılamıştır. Doğru cevap B. Adalet ve hoşgörü anlayışı ile hareket etmiştir. Soru 9. Osmanlı Devleti'nde tımar sahiplerinin geliri ölçüsünde beslemek zorunda oldukları atlı askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Cebelü, B. Gulam, C. Müsellem, D. Azap. Doğru cevap A. Cebelü. Soru 10. Ulu Bey'in yanında yetişmiştir. Semerkant Rasathanesi'nin yöneticiliğini yapmıştır. Ayasofya Medresesi'nde dersler vermiştir. Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Davudi Kayseri, B. Akşemseddin, C. Ali Kuşçu, D. Molla Gürani. Doğru cevap C. Ali Kuşçu. Soru 11. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Bu sözler Anadolu'da yaşamış mutasavvıflardan hangisine aittir? A. Mevlana Celaleddin Rumi, B. Hacı Bektaş-ı Veli, C. Ahi Evran, D. Yunus Emre. Doğru cevap D. Yunus Emre. 134, Tarih 4.
Soru 1. Fatih ünvanıyla anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Mehmet, B. 1. Süleyman, C. 1. Selim, D. 2. Murat. Doğru cevap A. 2. Mehmet. Soru 2. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla Anadolu Türk Siyasi Birliği tamamlanmıştır? A. Karaman oğulları, B. Dulkadir oğulları, C. İsfendiyar oğulları, D. Karesi oğulları. Doğru cevap B. Dulkadir oğulları. Soru 3. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük toplar ile en güçlü surların bile yıkılabileceği Avrupa'daki krallar tarafından anlaşılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A. Protestanlığın Almanya'da yayılma imkanı bulması, B. Avrupa'da derebeylik sisteminin çöküş sürecine girmesi, C. Osmanlı'nın İslam dünyasının dini lider olması, D. İpek yolunun denetiminin Osmanlı Devleti'ne geçmesi. Doğru cevap B. Avrupa'da derebeylik sisteminin çöküş sürecine girmesi. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin siyasi varlığının sona ermesiyle Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmiştir? A. Safevi Devleti, B. Bizans İmparatorluğu, C. Memluk Devleti, D. Roma-Germen İmparatorluğu. Doğru cevap C. Memluk Devleti. Soru 5. Osmanlı donanmasının büyük bir kısmı Haçlı donanması tarafından yok edilmiştir. Kaptanı Derya Müezzinzade Ali Paşa ve yüzlerce Osmanlı amirali şehit düşmüştür. Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A. İnebahtı Deniz Muharebesi, B. Cerbe Deniz Savaşı, C. Preveze Deniz Savaşı, D. Hint Deniz Seferleri. Doğru cevap A. İnebahtı Deniz Muharebesi. Soru 6. Magellan ile birlikte gemiyle dünya turuna çıkmıştır. Magellan öldükten sonra da yolculuğa devam etmiş ve sürekli batıya doğru hareket ederek 1522 yılında dünya turunu tamamlamayı başarmıştır. Bu yolculuğun sonucunda dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır. Hakkında bilgi verilen denizci aşağıdakilerden hangisidir? A. Christoph Kolomb, B. Amerika Vespucci, C. Del Cano, D. Vasco de Gama. Doğru cevap C. Del Cano. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı'ndaki harem ile ilgili doğru bir bilgidir? A. Devlet işlerinin yürütüldüğü kuruldur, B. Padişah ve ailesinin gündelik hayatlarını geçirdikleri yerdir, C. Devlet memur yetiştirmeye yönelik eğitim veren okuldur, D. Padişahın yabancı elçileri kabul ettiği bölümdür. Doğru cevap B. Padişah ve ailesinin gündelik hayatlarını geçirdikleri yerdir. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Reisül Küttab'ın görevleri arasındadır? A. Medreselerde görevli müderrisleri atamak, B. Hükümdara gelen mektupları cevaplandırmak, C. Hazineyi ilgilendiren konularda hüküm vermek, D. Askeri sınıfa ait şer'i ve hukuki işleri yürütmek. Doğru cevap B. Hükümdara gelen mektupları cevaplandırmak. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklarının bölümlerinden değildir? A. Has, B. Tımar, C. Zeamet, D. Öşri. Doğru cevap D. Öşri. Soru 10. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Millet, B. Ülke, C. Kültür, D. Devlet. Doğru cevap A. Millet. Soru 11. Klasik dönem Osmanlı eğitim sisteminde mesleki ve teknik eğitim verme görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir? A. Medrese, B. Enderun Mektebi, C. Divan-ı Hümayun, D. Lonca Teşkilatı. Doğru cevap D. Lonca Teşkilatı. 138. Tarih 6.
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın maddelerinden değildir? A. Vergiler herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. B. Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacaktır. C. Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecektir. D. Üyelerini halkın seçtiği bir meclis oluşturulacaktır. Doğru cevap D. Üyelerine halkın seçtiği bir meclis oluşturulacaktır. Soru 2. Osmanlı Devleti'nin Alepa Fermanı ile geniş haklar verdiği topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Bulgarlar, B. Bosna Hersekliler, C. Girit Rumları, D. Ermeniler. Doğru cevap C. Girit Rumları. Soru 3. Yusuf Akçura'ya göre Osmanlıcılık fikir akımı aşağıdakilerden hangisinin döneminde başlamıştır? A. 2. Mahmut, B. 3. Selim, C. 2. Abdülhamit, D. 3. Murat. Doğru cevap A. 2. Mahmut. Soru 4. Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini Yunan-Grek projesi adını verdikleri planla gerçekleştirmek isteyen devletler aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere-Fransa, B. Rusya-Avusturya, C. İspanya-Portekiz, D. Lehistan-Venedik. Doğru cevap B. Rusya-Avusturya. Soru 5. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla geçilmiştir? A. Muharrem kararnamesi, B. Kanuni Cedid, C. Islahat Fermanı, D. Kanuni Esasi. Doğru cevap D. Kanuni Esasi. Soru 6. Kırım Savaşı sonucunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaş, B. Berlin, C. Balta Limanı, D. Paris. Doğru cevap D. Paris. Soru 7. Çin, Avrupalı devletler tarafından 19. yüzyılın ortalarında paylaşılmıştır. Resmi olarak bağımsız bir devlet olsa da Çin'in tüm maddi zenginlikleri Avrupalı devletler tarafından ele geçirilmiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? A. Küreselleşme, B. Asimilasyon, C. Sömürgecilik, D. Kapitülasyon. Doğru cevap C. Sömürgecilik. Soru 8. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabalarının sonuçsuz kalmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Kaybedilen topraklardan yapılan göçler ile şehirlerin nüfusunun artması, B. Merkantilizm karşıtı politikalar takip edilmesi, C. Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar verilmesi, D. Bilim ve teknikte batılı devletlerin gerisinde kalınması. Doğru cevap A. Kaybedilen topraklardan yapılan göçler ile şehirlerin nüfusunun artması. Soru 9. Dış borçlanmaya rağmen masraflarını karşılayamayan Osmanlı Devleti bir iç borçlanma anlamına gelen kağıt para basımına başvurmuştur. Nokta nokta adı verilen bu senetler bir tür hazine bonosudur. Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. İrad-ı Cedid, B. Rüsum-u Sitte, C. Esham-ı Cedide, D. Sikke Tahşişi. Doğru cevap C. Esham-ı Cedide. Soru 10. 1912-1913 Balkan Savaşlarından faydalanarak bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Bulgaristan, B. Romanya, C. Karadağ, D. Arnavutluk. Doğru cevap D. Arnavutluk. Soru 11. Ulus devlet sınırları belirli bir toprak üzerinde güç kullanma hakkına sahip olan yönetimi altındaki halkı ortak dil, kültür ve değerler etrafında birleştirmeyi amaçlayan siyasal ve toplumsal manada ulus üzerine kurulmuş bir devlet biçimidir. Buna göre ulus devlet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Hanedanların egemenlik haklarını güçlendirdiği, B. Milli birlik unsurunu ön plana çıkardığı, C. Özel mülkiyet anlayışına karşı olduğu, D. Anayasal yönetimi ortadan kaldırdığı. Doğru cevap B. Milli birlik unsurunu ön plana çıkardığı. Sınavınızda başarılar dilerim.
abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.